çalıştığı zamanki getirdiği balığı yiyor hayvan balığı yani. Balığı yiyor. Maalesef. Böyle bir durum var yani. Yok. Görmediniz değil mi? Yani internetten öyle bir şey. Onu da getiririz. O beslemeyle beraber hem de kış hazırlığını yapmış oluruz. Arı buluşkalıkta ne var ne yok hepsini temizleriz, şey yaparız. O buluşkalıkta kışlar arı. Yeri, evi, buluşkalık dediğimiz tek katlı şey var ya, kovan var ya, o. Bir şöyle söyleyeyim. Bağ çıtasını düşünün, tamam mı? Karacıklar arının icadı olan bir şeydir bu yani. Bu kabartmayı yapar, ondan sonra bal duyar, yavru yapar. Yok, yani sürekli gider gelir yani. Hala polenli bir arı gelmedi, Allah Allah. Zaten arı kolay kolay kendine baktırmaz. Şuradan itibaren burası kapalı yavru deriz yani. Bunun artık çıkmasına tabii gıda dışarıda malzeme olmadığı için, bulamadığı için aynı şekilde dediğim gibi arının üreme merkezi yani. Şey bu. 35 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Arıcılık mesleği bizim ta dedemizden kalan bir meslek. Yani bir asırdır bizim aile, sülalemiz daha doğrusu, amcalarım da dahil. Bu işle uğraşıyoruz yani. Biz de aklımızın yettiğince, de babamızdan öğrendiğimiz kadarıyla bu işi devam ettiriyoruz yani. Babam burayı hiç bilmezdi. Arıcılığı da bırakmıyoruz ya. Tabii arılarımızı da, benim kendi arılarımı da aldım buraya getirdim yani. Şimdi buranın avantajı şu, dezavantajı da var Erciyes'in. Dezavantajı aşırı yüksek olmasından dolayı burada mesela şöyle söyleyeyim. Yani bir Pınar başında, Yozgat'ta arı günde atıyorum 10 saat, 12 saat çalışıyorsa burada 6 saat çalışıyor. Neden? Çünkü sabah geç ısınıyor, akşam erken soğuyor hava. Ama buna rağmen mesela şu aşağılar bittiği halde Erciyes'te bir canlılık devam ediyor. Yani Erciyes'in en iyi tarafı bu. Yüksek olduğundan dolayı bahara geç geliyor, yazı uzun sürüyor. Eylül'e kadar falan arı az da olsa polen buluyor, kendinin günlük gıdasını bulabiliyor. Bunları bulabiliyor yani bize verebileceği bir şey olmasa da kendi günlük gıdasını bulabiliyor. Mesela benim için söyleyeyim, Erciyes'in avantajı şu, bana yakın olması yani. Şehre yakın olmasından dolayı mesela arıcıların çoğu, mesela çoğu arkadaşlar burada Mersin'den, Muğla'dan gelen arkadaşlar mesela ta oradan kalkarlar gelirler, en az 300-500 kilometre yol yaparlar. Daha uzağa gidenler var mesela Erzincan'a, Erzurum'a, Sivas'a, bizim Sivas'ın Erzincan taraflarına gidenler var. Yani herkes kendisine belli bir zaman içerisinde umutlu yerler bulmuş. Oralardan bir şeyler elde etmiş, verim almış. Onun için de oralara devam ediyorlar. Yani çok şükür çocuklarım okulda. Hepsi kendi meslek sahibi oldular çocuklar. Kendi işlerinde güçlerindeler. Benim 3 çocuğum var. Allah herkese çocuklarını bağışlasın.